Amerika Birleşik Devletleri'nin Birleşmiş Milletler'deki temsilcisi Nikki Haley, Çin'in Uygur Türklerine uyguladığı soykırımı eleştirdi. Ayrıca Birleşmiş Milletler'de gerçekleşen toplantı sonrası birçok vekil ortaklaşa Çin'in sözde eğitim merkezi adı verdikleri hapishaneleri sonlandırması çağrısında bulundu. Çinli finans kuruluşları Türkiye'de ulaştırma ve enerji sektörü yatırımlarında kullanılmak üzere 3.6 milyar dolarlık kredi paketi hazırladı. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Çinli finans kuruluşlarından enerji ve ulaştırma sektörü yatırımları için özel sektör, kamu kurumları ve bankalara sağlanacak 3.6 milyar dolarlık kredi paketinin tamamlandığını açıklayarak hayırlı olsun dedi. Batı Şeria'da Ayrım Duvarı'na İsrail hapishanesinde tutulan Hanzala Cesaret Ödülü sahibi Filistinli cesur kız Ahdet Temimi'nin resmini çizen iki İtalyan aktivist gözaltına alındı. Beyaz Saray ve Pentagon'dan gelen rahip Andrea Brunson ile ilgili tehditkar açıklamalar sonrası Amerika Birleşik Devletleri ile yaşanan gerilim hakkında ilk kez konuşan Başkan Erdoğan, Türkiye'ye yaptırımlarla geri adım attıramazlar dedi. ABD'li yetkililer Donald Trump yönetiminin İran'ın bölgedeki etkinliğini kırmak amacıyla 6 körfez ülkesi ile Mısır ve Ürdün'ün katılacağı askeri ve siyasi bir ittifak üzerinde çalıştığını açıkladı. Mısır'ın meşru Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'yi askeri darbeyle deviren Abdülfettah Sisi yönetimine bağlı mahkeme 75 kişiyi Müslüman Kardeşler üyesi olduğu gerekçesiyle idama mahkum etti.